biraz önce de anlatmıştım yine Şen seçildiğinde. Yani baskına gidip bakalım göreceğiz nasıl bir etkisi olacağını. Bu arada şöyle bir Chris'ten de bizim tombalıklı makarnadan da şöyle bir bilgi geldi. O da tabii çok fazla takip ediyor. Uzak Doğu'da Maokai çok fazla oynanıyor ormanda. Hani oradan da yine bir esinlenme kaynağı var diye. Yani evet orada her şey oynuyor adamlar. Yani bu oynanmaz, şu şurada gitmez gibi bir şeyleri çok fazla yok. Bakalım nasıl sonuç verecek. Dark Passage hemen istilayla başladı. Bugün ilk defa görüyoruz böyle bir başlangıç. Daha önceki maçlarda takımlar defansif başlangıçlar yapmayı seçmişlerdi. Bakalım orta koridora yaklaşıyor mu? Burada bir tuzak var. İşte bu tuzak. Bakalım burada skoru getirecek mi acaba? Riddle'ı orada tutmayı başardılar. Riddle'ı tutuşturdu var üzerinde. Son vuruş. Kalista'dan geliyor. İlk kan böylece Atlas'a gitmiş Kalista'ya oldu. Kalista'ya verdiler. Bu ejderha anlamına da gelebilir. Üst koridorda Fizz'i görüyorlar. Işınlanının zamanında tuttularsa ışınlanın da olmadığının bilincindeler. Yani hem ilk kan, Kalista gitmiş bir ilk kan, hem de ejderha Atlas'tan güzel bir oyun geldi. Kalista bu arada ilk eşya seçimi olarak AMK kılıcı ve vampiri asa yapmış. Ya bu Kalista'ya zaten yapılan 2-3 tane başlangıç var. Biri Kanuslamış'ta. En çok gördüğümüz Kanuslamış en çok olanı. Yani çok akıllıca oynuyorlar. Zaten hani Zerat'ı da İlk bu hani bir sene falan bir seneden fazla oldu. İlk meta'ya geri döndüğü andan itibaren kullanılmasının en büyük nedeni bu. Abi ormancıyı ya da orta koridor oyuncusunu, kilit roldeki bir adamı indir abi 150'nin altına canını, gönder geriye ejderha al. Ya illa skor almana gerek yok. O skor almış kadar oluyor neredeyse. Evet, o ejderhayı alabilmek için doğru ortamı yaratmak önemli olan. O psikolojik baskıyı Atlas ekibi oluştur. Bu arada terapistten kör bir şekilde Crystal'a bir ölüm cezası geldi. Yalnız diğer tarafta arkada Zeytnot'u yakaladılar. Savuk bırakalım, yeterince hasar verebilecek mi? Adaniel skoru almayı başardı Zeytnot'tan. Riddle da düşecek gibi. Üzerinde mızraklar var mı bakıyorum. Ulti geldi Kalista'dan. Thresh yakaladı orada Riddle'ı. Samux da orada skoru almayı başardı. Güzel bir oyun geldi Atlas'tan. Atlas yukarı koridoru cezalandırdı adeta Dark Passage'i. Peki bunu neye çevirecekler? En büyük soru bu. Yukarı ittirmeye gidiyorlar şimdi. Orada bir güzel bir minyon dalgası da var. Alt koridorda da Fizz'in karşısında Shen var orayı tutan. Ya o ileride şimdi Runa'nın da bitirdi. O takım savaşları içerisinde gerçekten de şöyle canlar bir %20'lere, %30'lara ya da %50'lere bile inse o arkadan gelip ikişer ikişer almaya başlayabilir, toparlamaya başlayabilir derken Dark Passage bir ejderha bedava aldı. Bedava. Bedava. Naru'nun, orta koridor Zerat'ın bütün neredeyse yetenekleri yetenek atışı. Yine bunlardan hani mesela takım arkadaşlarınızı korumak için önüne atlayabilirsiniz falan. Ama karşıda Rek'Sai varken bir dakika savaş başlıyor. Çok kötü noktada yakalandı. Adaniel orada kaçabilecek mi acaba? Herom hala bekliyor. Çünkü oradaki ışınlanmayı gördü. Şimdi kaçmaya çalışıyor. Terapistin üzerine bir gelen bir ulti var. Azir oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Terapisti de yakalayacak. Dark Passage takımı ve burada ceza biletini kesen bu sefer Dark Passage oluyor. Orman içerisinde. Shen nerede? Shen kaçtı. Shen ya hayır. Shen kaçtı orada. Bakmadı arkasına. Bakmadan kaçtı da Adaniel'e bir ulti gelebilirdi yani. O savaşı almak istemediler ama sonuçta kaybettikleri iki kişinin ardından bu baron anlamına gelecek. Tekrarını bak, izliyoruz. Burada Shen kaçıyor altta. Kaçıyor da... ya kaçıyor yani. Orada çünkü... Uzatma Regardner kaçıyor işte. Kaçıyor adam yani bir tane daha mı skor vereyim diye kaçıyor orada. Çünkü orada hakikaten döndürmek zor. Yani neden bak zor? Kalista yok bir kere en başta. Azir zaten çok fazla hasar almış. Savaşın dışına itilmiş bir şekilde. Orada artık bir şey yapmanız zor yani o ulti atsanız ama da. Ama sonuç olarak bir şey bu kuleyi bırakmaları gibi lazım artık. Adaniel yakalan. Adaniel kaçabilecek mi orada? Son anda sıçrayıp orada hemen fenere basıyor ve kurtuluyor. Yani bir an önce gidip canlarını doldurması lazım. Heron da orada ultisini kullanmış. Minyon dalgası bittiği için Atlas en azından yaklaşık bir 5-10 saniye kazanmış oldu ama şimdi ejderhanın çıkmasında 30 saniye var ve o çok önemli hızlandırmayı almak üzere Dark Passage önce kırmızı güçlendirmeyi alacak. Bak kar topu efekti ne, kar topu efekti ne diye hep soruyor oyuncular zaman zaman. Yani çok basit esasında. Burada çok net bir şekilde görebilirsiniz. İki tane skor aldılar. Ardından gittiler. Baron aldılar. Sonra gittiler. Kule aldılar iki tane. Ejder aldılar. Şu noktadan sonra aradaki fark 1 ise 5'e çıktı. Bu işte kar topu efekti dediğimiz şey nasıl oluştuğuyla ilgili. Yani bir tane yapılan hata. Orada yakalanmak orman çıkışında. Topluca takım halinde davranmamak şu anda Dark Passage'a, daha doğrusu Atlas'ı bu kadar geriye düşürdü. Dark Passage da bu hatayı iyi kullandığı için bu kadar ileri taşıdı. Orta koridorda ilk kuleyi alacak şu anda Atlas derken hayır. Oraya gelen Elvind ve Riddle 4 kişiyi oradan uzaklaştırmayı başardı. Çünkü
baktığınız zaman hani öyle çok büyük takım savaşları, işte çok acayip oyunlar falan yok. Bu arada Heron'dan sıçra geldi. Zeydnot'u yakalamayı başardı ama Sivir ultisi şimdi yetişmeye çalışıyor. Crystal arkadan çıktı. Smaug kule altına kaçmak zorunda kaldı ama Elvind onun üzerinde Shen ultisini kullanıyor. Çok uzun bir savaş işte bekliyor bizi demiştik zaten. Şimdi diğer tarafta Kalista düştü. Elvind de almaya çalışıyor. Elysion'un canı çok az. Elvind'i düşürebilecekler mi? Hayır. Thresh de düştü arka tarafta. Elvind müthiş oynadı burayı ya. Yani müthiş oynadı. Şiir gibi oynadı gerçekten de. Yapıştı üzerine taşıyıcının, bırakmadı. Ya hasar eksikliği yok şu anda Dark Passage'ın. Önemli olan Zerat'a pencereyi sağlamaları. Elvind de arka tarafta önce Samux'un dikkatini çekti. Ardından Herom'u üstüne çekti. Bir de Elysion geldi orada. Ama o kadar tank bir balık var ki karşılarında, skor almayı başaramadılar ve bu inhibitör anlamına geliyor skorda orada. Dark Passage çok güzel. Aa, bu arada iki kişiyi yine yakalamayı başardılar. Adaniel eridi, düştü. Yani işte bakın bunların hepsinin nedeni o bundan 10 dakika olmuş mudur? 10 dakika önceki o ormandaki yakalanan Adaniel ve üzerine düşen Therapist. Yani Atlas maçın 20. dakikasından beri açıkçası seninle benim yaptığımız gibi pozisyonları izlemekle yetiniyor sadece. Bu arada Elysion skoru gelmiş az önceki sekansın öncesinde. Yani Dark Passage tamamen şey oynuyor, matematiksel oynuyor şu anda. Hiç yani risk almıyor. Hiç böyle bir aman çok büyük oyunlar yapalım, aman böyle çıldırtalım herkesi falan gibi bir niyetleri yok. Tamamen metodik, matematiksel. Bizim neye ihtiyacımız var? Daha bir tane imtör kaldı. Ne Baron güçlenmesi iyi olur. Şimdi Heron bunu Atlas durdurmak geliyor. İçin geliyor bakalım. Burada bir güzel bir iş yapabilecek mi acaba? Crystal Atlas aldı takımı. Baron'u. Crystal aldı Baron'u. Şimdi ulti geldi Azir'den arka tarafta. Bakalım Elysion'a Shen düştü bu arada. Canlar çok az ama Azir de düşüyor. Ve Dark Passage kovalamaya devam ediyor. Baksana Elvin'de hiçbir şey olmuyor yani. Evet, hoşuna gitti adeta. Ya biraz daha vur diye. Atlas bir şey yapması gerekiyordu. Bu da Baron'da rakibinin canı azken güzel bir deneme oldu ama işte yani o kadar iyi durumda ki Dark Passage şu anda bu karşılaşmada. Maçın da bittiğini göreceğiz. Bakalım Naru Adaniel mücadelesinde Naru bir skor daha alabilecek mi? Aldı. Skor aldı. Orada bir de KDA değerini. Naru'nun skoruna karşı 2-0-7. 37 dakikalık oyunda. Gerek yok yani. Savaşmadılar. Doğru düzgün bir takım savaşı çıkmadı yani. Gerçekten